Meclisi Sedri Oktay Müellim'le ve yine Cenap Başnazır'la çok faydalı görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde Azerbaycan'la olan ikili ilişkilerimizi görüştük ve bölgesel ve dünyanın bugün karşılaştığı sorunları değerlendirme fırsatı olduk. Bugün bu çerçevede Azerbaycan Diplomasi Akademisi Üniversitesi'nde sizlerle beraber olmaktan, sizlere hitap etmekten de onur duyuyorum. Azerbaycan Diplomasi Akademisi Üniversitesi sadece Azerbaycan'da değil, artık dünyada bilinen ve de saygı duyulan bir üniversite ve her geçen gün daha da büyüyor ve güzelleşiyor. Biraz önce kütüphanesini gezdik. Gerçekten imrenilecek bir kütüphane haline gelmiş. Diplomaside bizim aksakalımız olan Hafız Paşayev'e de böylesine bir üniversiteye verdikleri destek için ve her geçen gün daha da güçlendirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce görüşmelerde bölgesel konuları ve de ikili ilişkileri değerlendirdiğimizi söyledim. Gerçekten bugün bölgemize baktığımız zaman fırsatların olduğu kadar sorunların yaşandığını görüyoruz. Hatta karşılaştığımız sınamaların ve sorunların fırsatları gölgelediğini ya da o fırsatları ortadan kaldıracak düzeye geldiğini de görüyoruz. Ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dengeler hızla değişiyor. Siyasi dengeler, ekonomik dengeler ve ortaya çıkan boşlukları dolduran radikal gruplar ve bu sınavlar karşısında ne kadar güçlü olabiliriz, ne kadar daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sınavlar karşısında güçlü duran ülkelerin ya da ortaya çıkan krizlerden az etkilenen ya da etkilenmeyen ülkelerin durumlarını da çok iyi incelemek lazım. Burada memnuniyetle söylemek isterim ki, özellikle son 7-8 yıldır Avrupa'yı kasıp kavuran, hala da etkisini gösteren ve siyaseti de kökten etkileyen, demokratik kurumları sarsan ekonomik krizin etkilerini hala yaşıyoruz. Bugün Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile hala müzakereler yapmasının sebebi, yaşanan ekonomik kriz ve mali krizlerden henüz Yunanistan'ın ve birçok ülkenin çıkmadığının göstergesidir. Gurur duyarak söylemek isterim ki, böylesine bir süreçte Türkiye ve Azerbaycan farklılığını ortaya koymuştur. Bugün Azerbaycan'daki inkişafa baktığımız zaman gerçekten bunu bir kardeş ülkenin bakanı olarak ya da Azerbaycan'ı çok seven bir kardeşiniz olarak söylemiyorum. Objektif değerlendirmelerimi söylüyorum. Ve her alandaki inkişafın sadece Bakü ile sınırlı kalmadığını, Azerbaycan'ın tüm bölgelerine ve rayonlarına yansıdığını görüyoruz. Ve bakıyoruz Gence'de farklı boyutta gelişmeler var. Aynı şekilde Sumgayıt'ı hemen yakınında gittik gördük. Yine Lankaran çok değişmiş, Şeki çok değişmiş, Gebele değişiyor ve her alanda inkişafı görüyoruz. Ve Azerbaycan'ın sadece petrole ve gaza dayalı bir ekonomisinin olmadığını da artık tüm dünya görmeye başladı. Zaten tek sektöre bağlı bir ekonominiz varsa o sektörle ilgili işte petrol fiyatları düştü, birçok ülke etkilenmeye başladı. Elbette Azerbaycan ekonomisini de etkileyecek. Ama Azerbaycan'ın bu tedbirleri, bu öyle kriz ortamında tedbirleri alacak kapasitesinin olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'de aynı şekilde bu ekonomik krizlerden etkilenmediği gibi %5'in üstünde bir büyümeyle bir istikrar ülkesi olarak bölgesinde yerini koruyor, güçlenerek devam ediyor. Ve Azerbaycan'ın herkesin sorun yaşadığı, küçüldüğü bir ortamda yine çok yönlü ve etkin bir dış politika izlediğini görüyoruz. Bir taraftan uluslararası örgütler nezdinde aktif çalışmalarını yapıyor. Diğer taraftan yurt dışındaki misyon sayısını giderek arttırıyor. Ve birçok etkinliklere artık Azerbaycan ev sahipliği yapıyor. Siyasi, kültürel ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Yani Avrupa'da ve dünyada aktif rol oynayan bir Azerbaycan ve de Azerbaycan'daki ekonomik yansımanın başka ülkelere insani yardım ve kalkınma yardımı olarak gittiğini de görmeye başladık. Böylesine değişen bir Azerbaycan. Başta Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere emeği geçen herkesi gerçekten gönülden kutluyorum. Samet kardeşimle Avrupa Konseyi'nde bir yerde çalıştık. 10 sene önce uluslararası örgütlerde
Belki bir iki dost ülke yardım ederdi ama ikimiz bir yerde Azerbaycan'ı müdafaa ederdik. Karşılaştığımız zorluklarla zorlukların üstesinden gelmek için çaba sarf ederdik. Ama bugün Azerbaycan'ın tüm uluslararası kurumlarda etkinliğini görmekten ben şahsen büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli dostlar, yaşadığımız sorunlara bakınca etrafımızda daha da güçlü olmamız gerektiğini vurgulamamız lazım. Çünkü dünya değişiyor. Bazen olumlu değişiyor, bazen negatif değişiyor. Ama bizim etrafımızda yaşanan sorunlara baktığım zaman maalesef hep negatif gündemi görüyoruz. Ve onun yansımalarını görüyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. Bakınız, Arap Baharı ile başlayan bir süreçte henüz o Arap Baharı'nın yaşadığı bölgelerde taşların yerine oturmadığını, hatta durumun giderek daha da kötüleştiğini görüyoruz. Daha da kırılganlaştığını görüyoruz. Tunus'ta seçimlerden sonra bir istikrar oluştu. Ama Arap Baharı'nın, Tunus'ta başlayan Arap Baharı'nın sıçradığı diğer ülkelerde maalesef durum iç açıcı değil. Bakınız bir Suriye örneğini vereceğim. Ve hangi boyutlarda olduğunu göreceğiz. Suriye'de Suriye'yi yönetemeyen bir rejim var. Ve her gün kendi insanlarını zorla öldüren silahlar, kimyasal silahlar ve varil bombaları, uçaktan saldırılarla ve de her türlü silahı kullanarak, açlığa terk ederek öldüren bir rejim var. Ve yanı başında Irak. Irak'ta da yönetilemeyen bir iktidar vardı. Şimdi yeni bir kapsayıcı yönetimle beraber Irak'ta biraz işler düzelmeye başladı. Suriye'de oluşan bu kaosun etkilerini, her şeyden önce oluşan boşluğu kim doldurdu? Terör örgütleri. Bugün DAEŞ belasıyla herkes baş başa kaldı. Hepimiz DAEŞ belasıyla nasıl baş ederiz? Bunun çabası içindeyiz, kafa yoruyoruz. Ve diğer terör örgütleri. Aynı şekilde oradaki kaosun insani yansımaları var. Bakınız, bugün sadece Suriye'de yaklaşık 12 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Bunlardan 8,5 milyonu IDP dediğimiz yerinden edilmiş insanlar. Kaçkın. Bunlardan yaklaşık 3,5 milyonu da başka ülkelerde yaşayan mülteciler. Ve bu insanların yaklaşık 1,7 milyonu da Türkiye'de yaşıyor. Irak'tan gelen mültecilerle beraber Türkiye'de yaşayan mülteci sayısı 2 milyon. Bu insanların ihtiyaçları var. Eğitim ihtiyaçları var, sağlık ihtiyaçları var. Yeni doğan, Türkiye'de doğmuş 150 bine yakın yeni doğmuş bebek var. 240 bini kamplarda yaşıyor. Geri kalanı değişik şehirlerde yaşıyor. Kamplarda yaşayanlara her şeyi sağlıyoruz. Okulları kuruyoruz, klinikler var, ambulanslar bekliyor. Dışarıda yaşayanlar için de hastanelerimizi açtık. Ama bugün 500 bin çocuk, genç eğitim yaşında. Ve bunların sadece 140 binine eğitim sağlayabiliyoruz. Çünkü değişik Türkiye'nin her yerinde yaşıyorlar. Bakınız bir Suriye olayının, ben özet özet söylüyorum, yansımalar nereye gidiyor? Kadınlar, çocuklar. Ve biz bugüne kadar 5,5 milyar dolar civarında para harcadık. Bunlara en iyi hizmeti vermek için. Uluslararası dünyanın, uluslararası camianın duyarlılığı şununla sınırlı. Türkiye çok iyi iş yapıyor. Bravo Türkiye'ye. Teşekkür ediyoruz. Örnek kamplar yapıyorsunuz. Peki bu yükü paylaşmaya var mısınız? Yok. Biz bir günde Kobani'den 130 bin insanı ülkemize aldık. Bugüne kadar Avrupa, Batı Avrupa, Avrupa Birliği ülkelerinin Suriye'den aldığı mülteci sayısı 130 bin. Sadece 130 bin. Biz bir günde aldık. Ve bugüne kadar bize ulaşan yardım miktarı 300 milyon bile değil. En son 265 milyon dolar. Ve burada bir şey daha söylemek istiyorum. Seçerek insan alıyorlar. Yani en eğitimlisini alalım. Irk ayrımı yapıyorlar, dini ayrımı yapıyorlar. Oysa biz o insanları alırken hiç ırk ayrımı, dini ayrımı yapmıyoruz. Ermeniler de aldık, Kürtleri de aldık, Araplar aldık, Sünniler aldık, Şiiler aldık, Türkmenler aldık, Yezidileri aldık, Keldiyanlar aldık, hepsini aldık. Hiç ayrım yapmadan, Hristiyanmış, Müslümanmış, o mezhep, bu mezhep olmaz, bunlar insandır.
affedersiniz, bu insanları koyun seçer gibi, pazardan mal seçer gibi en iyisini seçelim anlayışı olmaz. Bizim bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla bir Suriye'nin, Suriye'deki krizin yönetilemeyen bir Suriye'nin bugün bölgeye yansımaları ve maliyeti çok fazla. Ve şimdi terörü nasıl yenebiliriz? Suriye'ye istikrarı nasıl getirebiliriz? Bunun için çalışıyoruz. 60'tan fazla bir ülke var. Fakat bugüne kadar kapsamlı bir plan, strateji maalesef yok. Ve o nedenle de terör örgütü hala Suriye'nin büyük bir bölümünü yönetiyor. Hatta Irak'ın da belli bir büyük bir bölümünü yönetiyor. Libya başka bir problem. Yemen'deki durumu sizler de takip ediyorsunuz. Maalesef burada da özellikle bir mezhep savaşı var. Yani kamplaşma var. Farklı mezheplerin güç savaşından dolayı Yemen'de artık kaosun içinde. Diğer taraftan bölgedeki işte Irak'taki durum düzeliyor dedik. Mısır'da bir darbe sebebiyle zulüm devam ediyor. Ve diğer bazı ülkelerde de maalesef güneyimizde sorunlar ciddi bir şekilde ama insani boyutuyla, ama terör boyutuyla, ama baskı boyutuyla, baskıcı rejimler sebebiyle maalesef devam ediyor. Peki sadece güneyimizde mi? Azerbaycan'ın doğusunda ve Türkiye'nin kuzeyinde, yani Ukrayna bölgesinde aynı sorunları yaşıyoruz. Ve burada iki defa ateşkes olmasına rağmen, Minsk anlaşmaları olmasına rağmen henüz bunların uygulanmadığını, daha doğrusu defalarca ihlal edildiğini görüyoruz. Ve en son yapılan anlaşma ve ateşkesten sonra da yine hala bölgede ciddi problemler var, çatışmalar var ve insanlar ölmeye devam ediyor. Nisan'dan bu tarafa, geçen sene Nisan'dan bu tarafa kayıtlı ölen insan sayısı binleri geçti. Yani 10 binlere ulaştı. Ve başka bir fenomen ortaya çıktı. Yabancı savaşçı fenomen. Bir bakıyorsunuz Suriye'ye dünyanın her yerinden yabancı savaşçı geliyor. Kore'den de geliyor, Japonya'dan da geliyor, Amerika'dan da geliyor, Avrupa'dan da geliyor. Budist de var, çoğunluğu Müslüman, Hristiyan da var. Ama Ukrayna'ya baktığımız zaman da 35 bin yabancı savaşçı var. Kafkaslardan var, Balkanlarda var, diğer yerlerden de var. Öylesine bir ilginç dünyada yaşıyoruz ki, yani radikallaşma, marjinallaşma sadece bir inanç ya da bir ideoloji, aşırı sağ sol anlamında ya da bir din ya da inanç bağlamında gelişmiyor. Radikallaşma her alanda var. Yani ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığının dinle de ilgisi yok. Radikallaşmanın herhangi bir bir sebebi yok. Ve 35 bin savaşçı farklı dinlerden Ukrayna'da şimdi. En büyük sorun bu savaş durduğu zaman o insanlar şehirlerine ya da ülkelerine döndüğü zaman ne olacak? Ne olmaya başladığını zaten maalesef görüyoruz. Biz bugüne kadar 10.009 kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Gelip de Suriye'deki terör örgütlerine girmesin diye ve 1100 kişiyi yakalayıp ülkelerine döndürdük. Ve ülkelerine gönderdiğimiz ve bilgi verdiğimiz bu kişilerin bazıları belli bir süre sonra tekrar bizim sınırlarımıza geliyor. Havaalanına geliyor ya da sınırımıza geliyor. Bu insanlar nasıl geliyor? Neler yapmamız lazım? Bunları durdurmak için neler yapmamız lazım? Ve görüyoruz ki sevgili dostlar, soğuk savaş döneminin nefesini hissetmeye başladık. Belirtilerini görüyoruz. Zaten soğuk savaş döneminin tamamen ortadan kalkmadığını, özellikle Avrupa'da aktif görev yaparken de bizzat gözlemledik. Yani Berlin duvarı yıkıldı ama zihinlerdeki duvarın yıkılmadığını görüyoruz. Burada Ukrayna konusunda Rusya'yı da eleştirebiliriz. Ama Batı'yı da 5 defa eleştirebiliriz. Ben buna girmek istemiyorum şimdi. Yani burada kim haklı kim haksız buna girmek istemiyorum. Ama hala soğuk savaşı dönemindeki gibi birbirimize muamele etmeye devam edersek sadece yaşadığımız kriz Ukrayna ile sınırlı kalmaz. Gürcistan'la sınırlı kalmaz. Yani Gürcistan'ın iki bölgesi Güney Ossetya ve Abaza ile sınırlı kalmaz. Öncelikle bu işi halletmemiz lazım. Bugün Batı ile Rusya'nın arasındaki çekişmenin maliyetini Ukrayna ödüyor. Zamanında Gürcistan ödedi, başkaları da ödeyebilir. Bunun başka boyutları var, onlara da geleceğim şimdi. Ama bizim şimdi soğuk savaş dönemine tekrar giriyor muyuz, girmiyor muyuz?
Ve ne kadar içindeyiz, ne kadar soğuk savaş dönemini aşmışız, özellikle genç diplomat arkadaşlarımızın bu konuda kafa yorması lazım. Ve çözüm üretmesi lazım. Şimdi Ukrayna'nın da, Ukrayna'daki krizin de insani yansımaları var. Kırım'daki yaşayan insanların içinde bulunduğu durum işler açısı. Çünkü Rusya da oraya vaat ettiklerini yapamıyor. Aynı şekilde kaçkın göçkün dediğimiz insanların sayısı giderek artıyor. Ve savaştan, çatışmadan dolayı her iki taraftan da evlerini terk etmiş insan, milyonlarca insan var. 1.2 milyon insan şu anda evini terk etmiş durumda. Azerbaycan bunu çok iyi anlar. Çünkü Azerbaycan'ın da Karabağ ve işgal edilmiş topraklarından dolayı 1 milyon kaçkın göçkünü var. Ve bizim ziyaretimiz aynı zamanda Hocalı katliamının da yıl dönümüne denk geldi. Bu vesileyle Hocalı katliamında hayatını kaybetmiş 613 Azerbaycanlı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bu katliamı, bu soykırımı bir kere daha lanetliyoruz. Ve bu katliamı da unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı da buradan bir kere daha vurgulamak istiyorum. Yarın da inşallah Hocalı anıtında şehitlerimizi hep birlikte anacağız. Peki sadece şu anda yaşadığımız çatışmalar mı Avrupa'nın ve bölgenin istikrarını etkiliyor? Dondurulmuş itiraflar var. Bugün Avrupa'da özellikle Güney Ossetya ve Abazay'ı da işin içine katarsak, Transnistria, Kıbrıs ve de Karabağ problemleri var. Ve her birisi aslında bugün Avrupa ile Doğu ile Batı arasında kamplaşmanın da bir sebebi. Ya da bugün birçok ülkenin aslında ayağında pranga olan bir problem. Bakınız Karabağ probleminde biz haklı olduğumuzu, Azerbaycan'ın haklı olduğunu bütün belgelerle, Birleşmiş Milletler kararlarıyla, ondan sonra tüm beynelhalk teşkilatlarının kayıtnameleriyle bunu anlatabiliriz. Ve burada haklılığımız açık. Ama bugün Karabağ probleminin esas sebebi, yani Ermenistan Karabağ probleminden dolayı karlı mı çıkıyor? Bugün aslında Ermenistan da bu problemin bir kurbanı. Bugün Ermenistan özgürce iradesini ortaya koyabiliyor mu? Ermenistan Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalayabildi mi? İmzalayamadı. Neden? Karabağ problemi. Çok açık ve net. O haklı, bu haklı demiyorum ben. Ama sebeplerini ortaya koyuyorum. Dolayısıyla ortada bir çatışma, ortada dondurulmuş ya da çözümü dondurulmuş bir itilaf varsa herkes bunun bir gün kurbanı olur, herkes bunun bir bedelini öder. Zamanında bu problemlerin çözüm için samimi gayret göstermeyenler de bunun bedelini ödemeye başladı. Sadece taraf olan ülkeler değil. OECD, Minsk grubu ve diğer ülkeler zamanında bu problemleri samimi bir şekilde çözmek için gayret sarf etselerdi, bugün bu bedellerin birçoğunu o ülkeler de ödemezdi. Bu uluslararası örgütler de ödemezdi. Bakınız Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ta çözüm olmadan Avrupa Birliği'ne alanlar bugün bunun bedelini de ödüyorlar. Ve itiraf ediyorlar hata ettiklerini. O nedenle bugün etrafımızda yaşadığımız, bizim de doğrudan etkilendiğimiz, işte Azerbaycan'ın da doğrudan etkilendiği dondurulmuş itiraflar, Karabağ problemi de maalesef bölgedeki özellikle Kafkasya'daki istikrarın ve barışın önündeki en büyük engeldir. Biz çözüm istiyoruz. Biz barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Türk dış politikasının da ana unsurlarından bir tanesi budur. Yurtta sulh, cihanda sulh. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken dış politikamızın ilkesini, çerçevesini belirlemiştir. Bugün bizim ilkemiz komşularla sıfır politika. Evet, komşularla sıfır sorunlu politika. Biz komşularla sorun istemiyoruz. Ama komşular da, özellikle Ermenistan için söylüyorum, komşu ülkelerinin sınır bütününe, toprak bütününe, bağımsızlığına saygı duymalıdır ve komşularının toprağında göz olmamalıdır. Ve komşu ülkelere verdiğimiz önem her boyutuyla ortaya çıkmıştır. Kafkaslar'da, güneyde, batıda, Yunanistan'la ilişkilerimizin her türlü soruna rağmen çok iyi bir noktaya gitmekte olduğunu özellikle vurguluyorum ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizmamız var. Yani kardeş Azerbaycan'la da yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizmamız var. Aynı mekanizmayı Yunanistan'la da kurduk.
Burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz, Yunanistan bizim düşmanımız değildir, Yunanistan bizim dostumuzdur. Aramızda sorunlar olabilir, Kıbrıs konusunda farklı düşünebiliriz. Ege'de değişik sorunları yaşayabiliriz, farklı düşünebiliriz. Ama Yunanistan da bizim komşumuzdur, ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Ve yeni yönetimle de aynı anlayışı başlıyor. Ama bizim Türk dış politikası olarak tabii ki sadece tek unsur, Türk dış politikasının ana unsuru sadece komşular değil. Komşularla sınırlı değil daha doğrusu. Biz özellikle yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizmalarıyla ikili ilişkilerin seviyesini yükseltmek istiyoruz. Bugüne kadar başta Azerbaycan olmak üzere ilk yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi anlaşması yaptığımız ülkelerden bir tanesidir. 19 ülkeyle bu mekanizmayı kurduk. Ve inşallah Gürcistan'la da bu mekanizmayı en kısa zamanda kuracağız. Sadece bu mekanizmayı kurmak yetmez. Ülkeler arasında insanların vizesiz dolaşımını sağlamamız lazım. Yani serbest vize anlaşmaları. Bugün bir taraftan Avrupa Birliği ile vize serbestlisi diyalo anlaşmasını imzaladık. Meclislerden onaylandı. 3 sene içinde Schengen ülkelerine de vatandaşlarımızın vizesiz bir şekilde seyahat etmesini önüne açıyoruz. Ama diğer taraftan dost ve kardeş ülkeler ve dünyanın her yerinden ülkelerle de vizeleri kaldırıyoruz. Azerbaycan vatandaşı kardeşlerimiz de Türkiye'ye vizesiz gelebiliyorlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Azerbaycan'a vizesiz gelmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün bu konuyu da gündeme getirdik. En azından belli düzenlemeler yapacağız ve kolaylıklar sağlayacağız. Biz Azerbaycan'ın kendi içinde bulunduğu, bu bölgedeki bulunduğu gerek iç gerekse dış dengeleri biliyoruz ve Azerbaycan'a saygı duyuyoruz. Ama bugüne kadar 70'ten fazla ülkeyle vizeleri kaldırdık. Ve başka bir unsur, ticaretin önünü açmak lazım. Yani ürün üretiyorsunuz, satmanız lazım. Bunun için de serbest ticaret anlaşmaları yapmanız lazım. Ve bugüne kadar biz de 21 ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladık. Şu anda 14 ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu sadece ülkelerle değil, bölgesel ekonomik örgütlerle de serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sürdürüyoruz ki o örgütle bir tanesiyle anlaştığımız zaman üye tüm ülkelerle serbest ticaret anlaşmamız olsun. Bir taraftan da Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleştiriyoruz, onu da upgrade ediyoruz. Çünkü şu anda bazı dezavantajları var müzakere sürecinin uzun sürmesinden dolayı. Ve böylelikle ticaretimizin önünü açıyoruz, bunun da çok faydasını gördük. Tüm bu anlaşmalar ve mekanizmalardan dolayı komşu ülkelerle olan ticaretimiz 13 milyarlardan 94 milyar dolara çıktı. Ve Afrika açılımı. Afrika açılımı sayesinde bugün Afrika ile olan ticaretimiz 2.9 milyar dolardan 24 milyar dolara yaklaşık çıktı. Ve bugün Afrika ülkelerinde 39 tane büyükelçiliğimiz var. Ve Türk Hava Yolları 42 destinasyona uçmaya başladı. TİKA'nın 9 tane ofisi var, şimdi 11'e çıkarıyoruz TİKA'nın ofisini. Kızılay hemen hemen her Afrika ülkesinde var. Buradan şuna geleceğim, dış politikamızın başka bir unsuru da yine büyükelçilik sayımız, temsilcilik sayımızın tüm dünyada yayılması ve bugüne kadar gidemediğimiz kıtalara açılımlar adı altında gidebilmek. Ve Afrika'daki bu açılımımızın faydasını gördük, görüyoruz. Ve Afrika Birliği'nin 3 stratejik ortağından bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Çin, Hindistan ve Türkiye Cumhuriyeti. Ve ikinci zirveyi Ekvator Gine'sinde Kasım ayında yaptık ve 5 yıllık bir eylem planı hazırladık. Ve buralarda Afrika ülkelerinin sorunlarıyla da yakından ilgileniyoruz. Ve Latin Amerika açılımı sayesinde ve Karayipler bölgesi açılımı sayesinde oradaki büyükelçilik sayımızı da 12'ye çıkardık. Fiji'ye açacağımız büyükelçilikle beraber Pasifik Adası ülkelerine de açılımımızı devam ettiriyoruz. Oralarda da olmamız lazım. Ve söylediğim tüm bu bölgelerde TİKA ile, Türk Hava Yolları ile, Türkiye'nin değişik diğer saydığım kurumlarıyla varız. AFAD'la varız. Afet durumunda AFAD gidiyor. İnsani yardım durumunda Kızılay gidiyor. Ve TİKA kalkınma projelerini destekliyor. Ve Türk dış politikasının ana unsurlarından bir tanesi de kalkınma desteği. Eskiden biz yardım alan ülkeydik. Yani bizim de ekonomimiz iyi değildi. Yani Azerbaycan bunu çok iyi anlar. Yardım alan bir ülke. Azerbaycan'ın da ekonomisi eskiden iyi değildi. Şimdi ise iki ülkenin tüm kardeşlik duygularının, işbirliğinin yanında ortak özelliklerinden bir tanesi yardım eden ülke durumuna geldik çok şükür.
Ve bugün tüm dünyada, Afrika'dan Asya'dan Pasifik'e, Karayip ülkelerine kadar yaptığımız kalkınma yardımı miktarı 3.3 milyar dolar oldu. Yaptığımız insani yardım miktarı ise 1.6 milyar dolara geçti. Yani bizim Suriye'li kardeşlerimize ya da bölgedeki yaptığımız insani yardımlar değil, dünyadaki yaptığımız insani yardım miktarı 1.6 milyar. Ve bu anlamda da dünyada üçüncü ülkeyiz. Ama gayri safi milli hasılayla karşılaştırdığım zaman da dünyada birinci sıradayız. Ve önümüzdeki süreçte de aynı şekilde bu insani yardımları ve kalkınma yardımlarımızı da en güçlü bir şekilde inşallah devam ettireceğiz. Ve bugün 228 temsilciliğimiz var. Yani dünyada temsilcilik sayısı bakımından da 6. sıraya yükseldik. Ve bu sayımızı da inşallah önümüzdeki süreçte arttıracağız. Ve önümüzdeki süreçte önümüze çıkan sınamalarla ve de sorunlarla nasıl baş edebiliriz? Bugün terörden bahsettik. Biraz önce göçmenlerden bahsettik. Ve aslında baktığımız zaman dünyada 50 milyondan fazla göçmen var. Bu insanlar niye evlerini terk ediyor? Ya çevre felaketi, ya baskıcı bir rejim, ya terör, ya da açlık. Peki tüm bu sorunlarla mücadelede uluslararası örgütler ve ülkeler olarak ne kadar başarılıyız? Bugünkü yaşadığımız ülkede, tamam, radikallaşmadan şikayetçiyiz. Irkçılıktan şikayetçiyiz ve terörden de şikayetçiyiz. Acaba bunların sebepleri nedir? İnsanlar evlerini niye terk ediyor? Yabancı düşmanlığının sebebi nedir? Terörün sebebi nedir? Ve bunlarla mücadelede başarılı mıyız? Maalesef başarılı değiliz. Bugün Suriye'deki DAEŞ'i yenememizin sebebi de terör konusunda bir stratejimiz yok. Ve terör konusu sadece DAEŞ'le de sınırlı değil. Bugün en vahşi terör saldırılarını yapan insanları vahşice öldüren bir terör örgütü olduğu için onu sürekli örnek olarak veriyoruz. Ama dünyanın her yerinde Boko Haram bir günde 1000 insan öldürüyor Nijerya'da. Onlara karşı biraz duyarsız kalıyoruz. İnsanlar ve terör örgütleri arasında ayrım yapmak çok tehlikelidir. Benim teröristim iyi, seninki kötü. Bu terörist seküler, diğeri İslamist. O yüzden seküler daha iyi. Veya bu terörist şimdi benim esas düşmanımla savaşıyor, bu terörist daha iyidir ayrımı yaparsak, yarın o terör örgütleri biraz daha güçlendiği zaman seni vurmaya başlar. Daha işte böyle başladı. Daha işte başlangıçta bazı ülkeler ve özellikle de Suriye rejimi şimdi belgeleriyle de ortaya çıkıyor, çok destek verdi. Şimdi DAEŞ'in eline bakın, silahlarının yarısı Rus ve Çin silahı, yarısı da Amerikan silahları. Nereden elde ettiler bu silahları? Diğer Rus, Çin ve Sırp silahlarını rejimden aldılar. Diğerlerini de daha önceki Maliki dönemindeki bir günde Musul'u terk eden sözde Irak ordusundan aldılar ya da askerlerinden aldılar. Bir günde 70 bin kişi DAEŞ geliyor diye Musul'u terk etti gitti. Dolayısıyla bunların hepsi başlı başına sorun ama dünyanın her yerinde terör var. Bu terörle mücadelede etkili miyiz? Uluslararası örgütler başarılı mı? Göçmenler konusunda, göçmenlerin ihtiyaçları karşısında ya da bunların en temel hak ve özgürlükleri olduğuna yönelik çalışmalarımız ne kadar etkili? Ve bu konuda Türkiye gibi, Azerbaycan gibi yıllardır yük taşıyan ülkelerin yükü ne zaman paylaşılır, ne kadar paylaşılır? Veya entegrasyon politikalarımız ne kadar başarılı? Bugün Avrupa'da entegrasyon politikalarının başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Peki bu insanlar çevre felaketlerinden dolayı evlerini terk ediyorlar. Bu çevre sorunlarıyla mücadelede uluslararası örgütlerin başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Veya bununla ilgili çok başarılı olan bir ülke modeli var mı? Yok. Ekonomik krizlerin dünyayı sarstığını ve hala devam ettiğini söylüyoruz. Bu krizlere karşı kesin ve kalıcı çözüm üretebilen uluslararası örgüt var mı? Veya birkaç ülkenin dışında, bizim ülkelerimizin dışında, kendi dinamikleriyle yaşayan ülkelerin dışında başka ülkeler örnek gösterebilir miyiz? Yok. Peki ekonomide sorunlar var da, bir de ekonomide, siyasette güç dengesinde de kayma var. Bugün dünyada güç dengesi değişiyor. Yeni yeni güçler ortaya çıkıyor. Ekonomik güçte de dengeler kayıyor. Bugün Avrupa'ya doğru bir kayma var. Önümüzdeki 2050 yılında dünya üretiminin %50'si Asya'da olacak. Ve önümüzdeki 50 yılda bu süreç giderse ve zenginlikleri değerlendirirse, yerüstü ve yeraltı zenginlikleri değerlendirirse, Afrika'nın tarım ürünleri, tarım potansiyeli dahil,
Afrika kıtasının toplam geliri 45 katrilyon dolar olacak Afrika'nın. Ve dünyanın her bölgesinde yeni çıkan güçler dedik. Hindistan var, Latin Amerika ülkesinde işte Brezilya var, diğerleri var, Meksika var. Peki bugün bu denge yani uluslararası örgütlerde yeterince temsil ediliyor mu? Hayır. Maalesef bugün uluslararası örgütler, sevgili dostlar, dünya ve halklarımızın karşılaştığı sorunlarla mücadelede yetersiz. Karabağ problemini çözemiyor OECD Minsk grubu. Kaç yıldır? Kaç yıldır? Neden çözemiyor? Bugünkü çatışmaları durdurabiliyor mu Birleşmiş Milletler? Hayır. Yani engelleyebiliyor mu öncesinden? Hayır. Şimdi terörle mücadele edemiyoruz. Bir sürü inisiyatifler var. Terörle mücadele formu veya inisiyatifi eş başkanlığını yapıyoruz biz. Stratejileri ortaya koyuyoruz. Şimdi barış için arabuluculuk inisiyatifi yapıyoruz. Ama hangi barış çatışmayı önlemek için bugün uluslararası örgütler ya da ülkeler barışı sağlamak konusunda etkili? Yok. Peki Medeniyetler Arası İttifakı'nın da iş başkanlığını yapıyoruz. Önümüzdeki yıl 2016'da da Medeniyetler Arası İttifak Zirvesi'ni Azerbaycan biliyorsunuz zirvesine ev sahipliği yapacak. Azerbaycan'a özellikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Şunu söylemek istiyorum. Uluslararası örgütlerin ciddi bir reforma ihtiyaç var. Bakınız ben Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı'na aday olduğum zaman ilk söylediğim şey bu örgütü reform edeceğiz dedim. Hiç kimse inanmadı bana. Anlattım neye reform etmemiz gerektiğini. Ve sonuçta bir reform komitesi kurarak, ad hoc komite kurarak örgütün reformunu sağladık. Hatta genel sekreterle beraber tüm Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin de reformunu sağladık. Amacımız neydi? Bu örgüt daha görünür olsun, daha efektif olsun, sorunları çözmede daha faydalı olsun, bir de demokrasiye yeni geçen ülkelere yardımda daha etkili olsun, daha çok fayda sağlasın. Ve Avrupa Konseyi'nin kapılarını komşu ülkeler açtık. Fas Meclisi, Filistin ve Kırgızistan da şimdi bu haklardan faydalanıyor. Oy verme hariç bizim faydalandığımız tüm haklardan faydalanıyor ve katkı sağlıyor. Azerbaycan nasıl katkı sağlıyorsa Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa'ya, Kırgızistan da şimdi elinden gelen katkıyı sağlıyor. Dolayısıyla bugün Birleşmiş Milletler'in de reforma ihtiyacı var. Avrupa Birliği'nin de reforma ihtiyacı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde var. Bugün Avrupa Birliği, tamam Avrupa kıtası dünyanın en istikrarlı, en demokratik, en ekonomik olarak kalkınmış kıtasıdır ve örgüttür. Bunu kabul ediyoruz. Ama biraz önce söylediğim sorunların çözümünde özellikle ekonomik krize karşı bir çözüm üretti mi? Yok. Doğu politikası başarılı mı? Başarılı değil. Dış politikası başarılı mı? Değil. Entegrasyon politikası başarılı mı? Değil. Kendi içindeki entegrasyon politikası başarılı mı? Hayır, o da değil. Daha bir Schengen, bir de Euro ya da diğer konularda bile birlik sağlayamadık. Bugün Ukrayna'nın bedel ödemesinin sebebi de bu. Yani Avrupa Birliği'nin dış politikası ve doğu politikası başarılı olsaydı bugün Ukrayna bu sorunu yaşamazdı. Bu bölgede yaşayan ülkelere ya beni seçeceksin ya da benim düşmanımsın dersen bu olmaz. Ya da patronluk taslarsan bu da olmaz. Patronluk taslamayacaksın. Her ülkenin sorunları vardır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de kendi içinde demokratik standartlar bakımından, ekonomik gelişmişlik bakımından da farklılıkları vardır. Farklılıklar arz edebilir. Bazıları daha gelişmiştir, bazıları daha az, bazılarının sorunları vardır. Ama bu ülkeler arasında birinci sınıf, ikinci sınıf ülke yaratmamız için bir sebep değildir. Ve o ülkelere de ikinci sınıf ülke muamelesi yapmak için de bir gerekçe değildir. Bugün tüm bu anlayışların değişmesi lazım. Peki bugün yaşadığımız bir tarafta terör, Avrupa'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiya, İslam karşıtlığı ve her antisemitizm. Hepsi birbirinden daha ileride. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bu anlayışla mücadele edebilir miyiz? Bu anlayışı değiştirebilir miyiz? Hele hele radikal partileri bırakın, merkez partilerin de yavaş yavaş zemin popülizm içinde seçimlerden önce oy alabilmek için popülizm yapmasının karşılığı nedir? Yani bu merkez partilerde bile bu zemin kayması yaşanırken bu sorunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Avrupa'da hepimizi etrafında birleştiren değerleri koruma konusunda
Hep birlikte güçlü, her zamankinden daha fazla güçlü ayakta durabiliyor muyuz, duramıyor muyuz? Mesele bu. Ama ben bu duruşu göremiyorum bugün. Bugün Avrupa'daki merkez partilerin de bu ırkçı partilerin söylemlerine ve eylemlerine tevessül etmeye başladığını görüyoruz. İşte tehlike burada başlar. Peki biz bu uluslararası örgütleri niye kurduk? Birleşmiş Milletleri niye kurduk? Avrupa Birliği'ni niye kurduk? Avrupa Konseyi'ni niye kurduk? Diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri niye kurduk? Çünkü çok bedel ödedik. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, din savaşları, diğer çatışmalar, bölgesel çatışmalar çok bedel ödedik. Balkanlar'da, Bosna'da çok bedeller ödedik. Katliamlar oldu işte. Karabağ'da çok bedel ödedik. Bir daha bu çatışmalar olmasın diye. Ülkeleri ve insanları değerler etrafında ve de ekonomik çıkarlar etrafında birleştirelim ve bir daha savaşmasınlar, çatışmasınlar diye bu örgütleri kurduk. Ama bugün o eski günlerin sinyallerini alıyoruz maalesef. Ve o nedenle uluslararası örgütlerin kendisine çeki düzen vermesi lazım. Aynı şekilde ülkelerin de kendisine çeki düzen vermesi lazım. Şimdi diyeceksiniz ki, çok değerli nazırımız, geldiniz Türkiye'den böyle içimizi kararttınız. Biz de karamsar olduk. Diplomasi mesleğinden de vazgeçeceğiz. Genç diplomat adayı arkadaşlarımız için söylüyorum. Ama tablo o kadar kötü değil. Biz tabii ki bu negatif unsurları da bugün dünyada ve özellikle yaşadığımız bölgede ülkelerin ve de özellikle de halklarımızın karşılaştığı bu sorunları, sınamaları anlatmak durumundayız. Ve bunlara çözüm bulmak zorundayız. Umudumuz var mı? Var. Biz kendi ülkelerimiz açısından umudumuz var mı? Azerbaycan, Türkiye elbette var. Birlikte hareket edersek, el ele kol kola. Rahmetli Haydar Aliyev, umum liderimiz Haydar Aliyev'in de söylediği gibi bir millet iki devlet olarak birlikte hareket edersek o zaman karşılaştığımız sorunların üstesinden geldiğimiz gibi diğer ülkelerin ya da bölgede yaşanan sorunların çözümüne de katkı sağlarız. Bugün bile Türkiye ve Azerbaycan bölgedeki tüm önemli projelerin merkezidir. Biraz önce saydığım Bakü, Tiflis, Erzurum, Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bakü, Tiflis, Kars projelerin merkezidir. Şimdi TANAP projesinin merkezidir Türkiye ve Azerbaycan. Bugün kurduğumuz mekanizmalarla beraber bölgenin istikrarına barış ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, İran, Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan ve şimdi Azerbaycan ve Türkiye ve Kazakistan inisiyatifleriyle, üçlü mekanizmalarla bölgedeki dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruz ve ortadaki önümüze çıkan bu fırsatları en iyi şekilde hem kendimiz değerlendirmek istiyoruz hem de ta buradan Avrupa'ya kadar bunları götürmek istiyoruz. Bir de Londra'dan Pekin'e kadar bağlayacak taşıma dahil, yol dahil her türlü projelerin de merkezi oluyoruz. Ve biz elbette iyimserlik ve umut içindeyiz. Çünkü demir perde döneminde bile biz bugün bir gün yeniden kavuşacağız diye hiç yılmadık. O günü bekledik. Kavuşacağımız günü bekledik. Ve 23 sene önce o gün geldi, çaktı, tekrar kavuştuk. Ve bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bir de istikrarın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım sevgili dostlar. Bugün biraz önce bazı örneklerini verdim. Yönetilemeyen ülkeler var. Kaos içinde olan ülkeler var. Zulüm içinde yaşayan, halkların zulüm içinde yaşadığı ülkeler var. Ve yine çok zor durumda yaşayan halklar var. Allah hiçbir ülkeyi yönetilemeyen ülke durumuna düşürmesin. Bu felaketleri yanı başımızda biz görüyoruz, gözlemliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama her şeyin de elimizden geldiğini söyleyemeyiz. O yüzden ülkelerimizin istikrarının kıymetini çok iyi bileceğiz. Elimize olan nimetlerin kıymetini çok iyi bileceğiz. Ve Türkiye, Azerbaycan olarak böyle kader birliği içinde, ülkü birliği içinde Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Bizim hiç kimseye karşı bir husumetimiz yok. Bizim birliğimizin, beraberliğimizin, birlikte hareket etmemizin hedefi hiç kimseye zarar vermek değildir. Aksine bu anlayış içinde olan herkese de bunu paylaşmaktır. O nedenle bizim birliğimizin sadece Azerbaycan ve Türkiye halklarına faydası yok. Başta bölge ülkelerinin halkları olmak üzere herkese faydası var. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı da varsa soru cevap, onları da cevaplamak isterim. Çok teşekkür ederim.